Merhaba arkadaşlar. Sabah saat 8. Bugün güzel bir antrenman yapacağız. Bayağı da yemek yiyeceğiz. Ben de şimdi sabahtan itibaren ilk kez deneyeyim dedim böyle bir şeyi. Hani yediklerimi de çekeceğim ekstra antrenmanın yanı sıra. Şimdi burada böyle light bir 2 adet tost var. Burada 5 yumurtalı bir omlet var. Biraz soğan, pul biber vesaire var içinde. Ve şunları yiyeceğim. Şimdilik antrenman öncesi böyle besleneceğim. Tabii sonrasında kahve falan da içeceğim. Ve antrenmandan sonraki öğün biraz büyük olacak. O yüzden sabah şimdi küçük tutmaya çalışıyorum mümkün olduğunca. Arkadaşlar şimdi yalan da söylemiş olmayayım. Bir dilim şöyle Nutellalı light ekmek ne anlamı varsa böyle bir şey de yaptım. Antrenmanda bu tip şeyleri yaktığımı, tükettiğimi düşünüyorum. O yüzden antrenmandan önce siz de yani canınız çekiyorsa ufak böyle bir şeker kaynağı belki tüketebilirsiniz. Ama tabii ki hiç tüketmeseniz daha iyi. Şimdi arkadaşlar benim kızım. Bunlar da bizim tavuklarımız. Gel. Çektim. Gel buraya. Bakın çok uslu bir kız. Canım benim. Ne haber? Ben gidiyorum. Antrenmana gidiyorum. Görüşürüz. Nereye gitsem gelip sevdiriyor. Evet, antrenmana başlayacağız arkadaşlar. Bugün ne denedim biliyor musun? Şey denedim. Sabahtan itibaren ne yiyorsam içiyorsam çekeyim ama kahveyi unuttuk. Kahveyi. Sen söyle, millet bana şimdi inanmaz. Kahve. Bir büyük boy sen büyük Starbucks boysun. içtik. Ben de orta boy içtim. Filtre. Başka da bir Ne şey biçim yapmadım. olmuşsun bir göster Antrenmandan bakın. sonra yemek. Şimdi göster ya. Bacağı göster bacağı. Bacağın çok büyümüş. Yeah, come Hakikaten Fırlatıcılara gains diz. lafını hak ediyor herif ya. Diyorum şu lafı kullanmayın artık falan diye de Talha hariç bak. Çünkü herif hak ediyor. Sürekli eklemiş yani kendini. Şimdi Talha onu giy ya. O çok Bunu güzel tişört. Şimdi Tala maksimumumsu tam maksimum olmasa da o tarz bir şeyler deneyecek galiba. Ben de haftanın en hafif idmanını yapacağım. Ama o sırf maxluyor diye belki bir tane strict overhead press max deneyebilirim. Bilmiyorum bakalım. Tala Evet. çoraplarımı giydi. Bak squat'a artı 10 ekliyor o çorap. Haberin Artı olsun. 10. Dizikelle 20. Squat'ın reklamını yap şey ama dizi reklamını yapacağız SPD. şimdi. SPD reklamı. Ama sen uzun dedin Viral. baksana kaldı abi. Aa sana kısa geldi ya. Benim şuraya geliyor. Bir şey diyeceğim buradan sonra poşet saracaksın dizi şeklinde. Evet ya. Beklediğimden kötü oldu. Şimdi ısınacağız Sağla'yla. Ben bayağı soruyorsunuz. İleride ısınma rutinimle ilgili bir video çekmeyi düşünüyorum açıkçası. Listemde var. Eğer istiyorsanız altta yorumlarda belirtin ve ben buna özel güzel bir video çekmek istiyorum çünkü. Güzel, işime yarayan ve birçok kişinin işine yarayacağını düşündüğüm belli parçaları birleştirdim. Herkes için en optimumu bu değil. Dediğim gibi kişisel bir şey bu ve hani zayıflıklara, zayıf noktalara ve hani böyle kişiden kişiye değişen özelliklere göre düzenlenmesi gerekiyor. Ben kendimkini paylaşacağım sizle. Umarım hani yardımcı olur. Altta yorumları bekliyorum. Yok. Ne yapıyorum? Giy bir giy giy giy. Geçir ayağından. Bak o üst var ya. Ha, aynen onu. Daha mı kazıyor? Hayır onu full aşağı indirmeye çalış. Ha, Böyle. o kadar tamam. Şimdi çek. Abi bir şey diyeyim mi? Çek 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 çek. Asıl. Hem iyi ısıtıyor bu antrenman. Senin kalfın çok büyük ondan ya. Evet Aa. sana şey olmaz. Small falan olmaz ben Abi diyordum dedim ben da. sana O baksana. kalfın çok beklediğimden büyükmüş. Ne yapayım daha çekeyim mi? Bir tık daha asıl. Çok az. Aynen. Tamam, geliyorum. Tamam. Şimdi yukarı yapıştır. İyi de onu ters yaptın ha. Nasıl ters? Ha.
Bayağı ters. SPD yazısını önce öne al. Öyle başla. Evet, SPD giyme tutorial'ı bak. Evet, alttan çok minik, daha da minik. Daha da minik. Üstten full. Aşağı. Sonra asıl. O sol. Sol daha zorladı, niye öyle? Öbürünü biraz açtım tabii ondan. Asıl asıl asıl. Bak sol bir tık aşağıda kaldı ama olsun. Heh tamam. Kardiyo diye buna denir oğlum. Bu benim ayağımda çok kalırsa sıkıntı. Alışacağım. Hop. Sağa dikkat. Setim 240'lar. Yani bu demek oluyor ki 350 squat yakında geliyor. Bayağı orantısız oldu be. Hedefi yüksek tut, boş ver. Dinlediğin şarkıyı arkaya koyarım belki. Evet abi. İzmir mahallede buradan tanıdığım bir arkadaş. Çok selamlar. Yaparsan payı vardır yani. Gains geldin mi? İzle şimdi izle. Onun da beni çok hype yaptı şu an şarkı. Şeye ağırlığa ne dedim? Ağırlığa ne dedim? Duyamadılar ya. Küfür ettim abi, boş ver. Şarkı var ya, inanılmaz yaptı beni ya. İyi sevindim. Oh, SBD'lere bak be. Diyor, var mı millete söylemek istediğin bir şey? Millete söylemek istediğim bir şey yok abi. Ben biliyorsun sessiz sporcuyum. Sessiz kalmayı tercih ediyorum. Yoksa söyleyeceğim çok şey var tabii ki de. Beraber bu sporu ülkemize büyütelim yani. Aynen. İnşallah. Millet pek sevmiyor ama. Millet sevmesin, biz seviyoruz abi. Şunu görmek ilham veriyor ha karşıdan. Güzel tişörtmüş ya. Aynen.
Fail verirsem orada durma abi, öne atacağım ben. Nerede? Bek öne atacağım. Tamam çok tamam. Yakın durma. Tamam. Bir şey diyecektim. Heh. Bu yarışmaya hazırlanırken bayağı sık antrenman yapmayı planlıyoruz arkadaşlar. Umarız bu durumdan keyif alırsınız. Çünkü çok iyi olacak gerçekten. Come on! Dedim gelir diye ya. Öbürü çok rahattı. Oo. Ne diyorsun? Beraber bayağı antrenman yaparız değil mi bu evet, hazırlık? Evet abi. Şey eksiklerimizi kapatırız. Valla ben biz böyle çok sık görüşmüyorken şey konusunda çok iyi ilerlemiş, mobilite konusunda. Benim de en eksik olduğum konu biliyorsun. Konu sen beni orada kapatırsın, ben seni başka yerde. Evet, her türlü şunu söylemem lazım. Şu Türkiye evet. IPF'de bir bomba patlatalım yani, güzel olsun. Kesinlikle abi ve farkındaysan mobilite olayı bir anda oldu. Aynen. Ya bir anda dedim, 3 aylık süreçti. Bu konuda Sarı abinin desteği çok oldu yani onu. Aynen. Onu da çağıralım bir gün kanala. Keşke gelse ya, keşke gelse. Vakti olursa gelir. Sarı abi çok yoğun, görüşemiyoruz ya. O adam bir çıkmadı piyasaya. Son pause kısa gibi, değil mi? Kısa mıydı? Emre'ninki olmamıştı biliyor musun? Benim nispeten biraz ince bir nispeten. Öyle gerçekten. Aynı o zaman Feder abi. Ben de X'ler şu bu. Yeah. Kendine bak. Orası mobilizasyon yapıyor musun abi? Ona rağmen bir şey biliyor musun? Hep o pozisyona girmekten herhalde. Evet. Zor, orada zaten o bile mobilizasyonu arttırıyor da. Sence suculuğun etkisi var mı senin performansın? Kesinlikle var abi. Bunu dedim diye suculuk yapmayın da. Ama kesinlikle var yani. Şaka bir yana şeyi konuşuyorduk, söyle onu. Spor geçmişin çok büyük rol oynadığını yani kesinlikle. Performans. O da bir spor değil mi abi? Alıyordum kaç kat çıkıyordum falan. Kuvvetle dayanıklı. Yok suculuk bir yana hani şeyden bahsediyoruz ya işte o dedi. Su topu oynuyorum aynen, sen dedin. Aynen. Hani atletiklik var. Mesela Furkan, işte sen, ne bileyim benim çocuklardan Fatih de var, Hasan da var. O aynen. Çok performansı olumlu yansıyor. Kesinlikle. Abartmazsan, recovery'yi bozmazsan. Evet, kesinlikle. O potansiyel artıyor. Bende mesela hiç yoktu. Rugby'yi denedim yani bir süre. Mesela hani benden kesin olmaz deyip bıraktım. Hani öyle bir altyapım olsaydı kesin biraz daha zorlayabilirdim. Evet, sınırda. Ya bir yetenek kazandırıyor aslında. Aynen. Yetenek kazandırıyor. O yüzden yani hani daha genç takipçiler 16, 15 o tip çocuklar kesin böyle atletik kapasiteyi de artırmaya baksın. Aynen bir de şu aynen. Benim gibi hamal gibi ağırlık kaldırmasınlar. Öyle değil de şey olmamalı yani. Çok zor oluyor sonra. Hani oba hemen gördüm işte Fırat abi, İtağlı abi bunu gördüm o hemen powerlifting yapıyor. Aynen. Mantığı olmamalı. Powerlifting de baktığın zaman sporcu altyapısı olan kişilerde hep daha iyi sonuç vermiş. Ben 15 bak mesela Bryce Lewis eski voleybolcu bayağı pro. Bryce Lewis aynen. Bir sürü adamın böyle durumu. Aynen. Mesela Calgary Barbell'le ben benziyoruz o konuda. Adam 20 yaşında mı 19 yaşında mı ne başlıyor hani. Ve şey tamamen salonda ağırlık kaldırmaya başlıyor. Önce bir geçmiş yok. Benim gelebileceğim nokta o herhalde yani aşağıya. Ya hiçbir zaman sınır olamaz da etkisi olduğunu mutlaka bilmeniz lazım. Aynen. Yani. Hani... Söyleyelim onu. Gidin abi hemen powerlifting gidin. Ben koşun bir şeyler yapın. Spor aktif olun yani. Tabii ki. Üçleri hep bir tık kısaltıyorsun ha. Neyi? Aşırı da değil ama 3 üçüncü repleri. Ya yorulduğum için herhalde psikolojik olarak olabilir ya. Tala kettlebell swing yaptı da onları koyamadık ya. Unuttum onları koymayı. Bayağı aksesuar yapıyor Tala. Böyle büyük güçlü şey. İyi bir görüntüye sahip olmak için bayağı iş yapmanız gerektiğini. Kanıtlarından biri Türkiye'de Tağla.
Harbiden öyle yani. Tonlu aksesuar var programında. Bu reverse lunge ondan önce. Ben. Çok güzel swing vardı. Sadece ağır girdiğin work setleri koyuyorum ya. Aynen. Sanıyorlar ki. Evet işte o yüzden söylüyorum. O yüzden ben de çok bilmiyordum senin bu kadar yaptığını. Ya abi işte. Yapmadan olmuyor ki. İlla. Kamera falan geçti mi abi? Hallettim ben. Çok değişik bir yer buldum. Arkadaşlar normalde benim de bugün Talha gibi bayağı yüksek hacimli bir gün. Geçen hafta yaptığım yin oldu. O bir günü tamamlamak istemedim çünkü yani birincisi McFit ekipmanlarıyla yapmaya çok gönüllü olmadım. İkincisi de şimdi itiş odaklı bir gün ama hani squat'la beraber yani şey yapsaydım bir de çekiş yani deadlift ve sırt egzersizlerini yapsaydım çok bitkin düşebilirdi vücudum ve iyi verim alamazdım. Yani benim için daha iyi yapabileceğim bir günse bir gün aksatmak atıyorum itişler ve çekişler beraberken itişleri iyi hissetmiyorken itişleri, çekişleri iyi hissettirmiyorken çekişleri ertesi gün atmak daha iyi oluyor. Çünkü haftalık hacmimi yine tamamlamış oluyorum. Zaten antrenman sıklığım 3 çok az. Dolayısıyla yine böyle bir 2 deadlift varyasyonunu ve 2 çekiş varyasyonunu ertesi güne atma olayına girdim. Bunun bir diğer nedeni ise hani ben bugün normalde Talha'yla kocaman uzun bir antrenmanı beraber yapmak istiyordum. O dedi yani hatta teşvik etti yap abi deadlift falan diye. Ama dün ben yaklaşık 14 saat falan ayaktaydım. Askerlik şubesinde kuyrukta. İşlerim vardı orada dolayısıyla hani o kadar birikmiş bir yorgunluk var ki işte omurgamda bel çevresinde vesaire. Yani squat yaptığıma bile şükrediyorum. O yüzden hani öyle bir günün ertesinde işte deadlift varyasyonları yerine ertesi gün attım. Şimdi işte squat, feet up bench, overhead press yaptım. Sonrasında da şimdi triceps, arkasından da kol ve bazı core aksesuarları yapacağım ve günü tamamlayacağım. Hafif çalışmış olacağım. Yarın da biraz hafif. Ertesi hafta en maksimal haftam olup sonra yarışma hazırlığına çok böyle düşük stresli çalışmalarla birlikte başlayacağım. Bende durumlar böyle. Tamam okey. Tamam. Sona kadar açıyorum. Çok hafif kaldı. Çekmeni istediğin nokta aslında burası tamam. 90 derece. Evet tamam. Daha fazla değil. Tamam. Oğlum amacın hamstring değil mi? Tamam okey. Tamam. 10 tekrar öyle yapıyorum. 8 tekrar böyle yapıyorsun sonra bekliyorsun. Sıçtı. Tamam. Biraz çok küçük yapıyorsun bekliyorsun. Yukarıda küçük küçük evet, yapıyorsun. Tamam. Küçük yapıyorsun daha sonra tamamen indirip 12 tekrar tam yapıyoruz ama yavaş. Tamam. Slow. Hadi bakalım bodycilik kolay değil oğlum. Hadi bakalım. Tamam. Point iyice doğrusu yap. Biz güç sporcuyuz. İstemeden patlıyoruz değil mi? Girdi, acele etme. Bodrumdakiler bekleyin beni. Çek kalsın, bekle, bekle. Yap şimdi küçük küçük çok yavaş, çok yavaş. Abi daha ne yapayım yavaş? Daha yavaş yavaş indir, yavaş yavaş indir. İndir. Şimdi bak, devam et yavaş. Durulayım diye bak, 6 saniye yaptım bir hareketi bak. 2, yavaş, nefes ver. 3, acele etmeyin. Şakaya gelmez kardeşim. 5,
Haydi 6 az kaldı. Biraz daha indirir misin? Ne yapayım? Haydi 8 biraz daha indir. 9 10 son 2 tane. 10 bir tane. Yavaş yavaş indir şimdi. Bırak şimdi. Sen bizi ne sandın? Amacı sandın abi he? Servisini ne oldu? Oynatmak değil bitti ama. Değil mi bütün teorin? Teorin bitti. Oğlum Glutam Raise this. Bu mu? Yani bu sallayarak bunu çekmek şaka mi? Yapıyorum abi ya. Of. Glutam Raise yapamaz. Glutam Raise yapamayacağım şimdi gerçekten. Bunu ya. Tüm McFit'lerde yapabilirler değil mi Tava? Evet evet. Birazdan tarifini veririz. Ben sansür koyuyorum abi. Al Michael Jackson yapalım. Abi yordum bacağımı yapamıyorum ha. Biraz dinleneydin ya. Arada dinlensen yapardın Tağla. Of bir şey diyeyim mi? Ne yapmışsın? Buraya mat koydu. Bunu en alta çekti. Bu hangi makine bu? Diye mat koydum. Leg extension'a koymuş. Bunu en alta aldım. Ayağım anca sıkışıyor. Küçük aynen. Ayaklı insanlar bunu yapamaya da bilir yani. Aynen. Var. Makineyi kaldırmamak için 3 tane plaka. Bir de ağırlığı en son aldım. Bu da oynamasın diye. Sonra bir de bant koydum. Bant da yardımcı. Güzel güzel. Ben de deneyeceğim bunu. Ama ver şimdi bakalım. Değil. Şimdi ne abi? Şimdi değil. Hadi. Hayır. Yarın deadlift günü var da beyler şey olması şimdi sıkıntı. Ama bizim okulda yapılamaz mı? Denerim ben bunu kesin. Şimdi indir başını normal step'e başla. Yavaş. Uzun. Git yukarıya bak başının altında yumurta olsun. İki de sekreti bak. Abi bu çok kramp yapıyor ya ben. Abdominalleri büyüt. Çık bekle şimdi. Biraz daha yukarı çık. Bekle. Ayakları yukarı kaldı. Şimdi koy. Hiçbir haberiniz kalmadı. Yap şunu yukarıya. Bekle. Şimdi tamamen in devam. Devam. İn devam. Hadi. İn devam. Devam. Bir. Yavaş. Bitti. Biraz daha yavaş. Hayır. Üç. Hiç yok. Dört. Yavaş. Beş. Az kaldı. Altı. Yavaş. Abi niye hep yavaşlatıyorsun adamı? Hadi. Son bir tane. Bekle. Biraz daha yukarı çık. Bekle. Şimdi sen sağa tutan ayakları yavaş yavaş point pozisyona indir. Düz indir. Düz indir, düz indir, indir, indir. Şimdi bekle. 10 saniye bekle. 10, 9, 8. Ya kardeşim. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tamam, dur. Kolay mı? Tabii ki abi. O ne spor yapıyor? Bayağı şey. Bayağı şey. O Türkiye'nin en güçlü ikinci çocuğu. Bayağı basit. Şey, orada şunu yapacaktım ama yaptırmadım. Bunu ne için yapıyorsun Tala bu hareketi? Ağırlığımızı kaybetmedik demin gördün değil mi abi? Yarından öyle gelecekler bizi falan. Patlardım ben orada. Bunu ne için yaptırıyorsun? Neyi? Yapıyorsun bu şeyi. Bu... Kapılma egzersizi. Bu karın kaslarımın adonislerime daha fazla efektif görüntü katması için yapıyorum. Krav Maga'da bunu bayağı yaptırıyorlar demek ki. Bayağı iyi formda yapıyorsun ha bunu abi. Çok iyi değilim bence ya. Yok form olarak gayet iyisin bence. Hiç yapmadım. Hep izledim dersi. Daha bodyweight olarak çok yol kat etmemiz lazım ya. O yüzden bunlar böyle biraz şey geliyor. Basic demeyeyim de. Ne de? Basic değil. Yani bunları daha tamamlayıp son ağırlıklarla çalışmamız aynen, gerekiyor aynen, aslında. Bence de ya. Korum çok zayıf. Güçlendir benim korum. Kor önemli. Kor önemli. Squat deadlift zaten kor çalıştırmıyor mu? Niye çalışıyorsun ekstra? Ah. Çalışırsa böyle mi oluruz abi 10 kiloyla? Lazım değil mi? Çok lazım ya. İnanılmaz lazım ya. Ben ihmal ettiğimi bu sene anladım lan. Bu sene. Düşün işte abi bak yıllardır evet. Da diyemem yani. 3 yıldır, 5 yıldır bu işin içindeyiz. Ya yine yapıyorduk falan ama hani ya odaklanmak başka, laf olsun diye yapmak başka ya. Aynen. Biraz. O yüzden siz de yapın.
hiç aksatmamaları lazım hatta. Aynen öyle, ben squat'ta iyiyim, karın kası çalışıyor falan, artısını ekleyeyim. Nasıl titriyorum burada görüyorsun işte. Aynen öyle. 200 kilo squat yapıyorsun zaten, korun güçlüdür derler ama değil. Dövüşte görüyorum ben bunu, bayağı patlıyorum dövüşte kordan. Adamların koru çok dayanıklı, ben tükendiğim an beni kilitliyorlar mesela. Aynen öyle, gidene bakalım bunu abi. Şimdi ben böyle kuruyorum ya, bantı titretmeye çalış yani, stabilizasyonunu bozmaya çalışıyorum. Ha tamam. Daha sert. Ya sen itmiyorsun ama. İtmiyorum, bu şekilde bekliyorum. Ha. Senin statikmiş. Stabilizasyon. Yeah. 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 Nasıl? Evet. Nice. Of. Nasıl? Zor olmuş lan. He? Zor. Hadi. Dik. Sık karnını. Sık karnını. Sık karnını. Sık 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 sık. Yeah. Sık 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 sık. Hadi dayan 10 saniye. 6, 5, 4, 3, 2, 1, kalk. Hemen aldım. Öldüm lan. Of. Arkadaşlar bunun mantığı da şu. Statik bir plank'e belli bir seviyeden sonra ihtiyaç duymuyoruz. Hareketli olmamız daha iyi. Çünkü squat'ta da hareketliyiz sonuçta. Stabil tutmak isterken koru, değil mi? Kesinlikle. O yüzden hareket halindeki plankler de bayağı iyi transfer ediyor. Çok daha şey. Ama ben hiç denemedim. Ver bakayım. Tadına bir bak. Bir de bu bal şey inik biraz daha zor oluyor. Nasıl koyuyorsun? Aynen öyle. Şimdi dirseklerini it abi ileriye doğru. Yeah. Nice. Sık karnını, it. Çek. Bravo. İt. Çek. Bravo. İlk denemene göre gayet iyi abi bence. Sık karnını. Yeah. Haydi bravo. Çok iyi. Yes. Evet bak bu arada arkadaşlar, kalça gördüğünüz gibi tight. Bu önemli. Kalçayı kaldırmak yok. Çok iyi. Aha. Topa tekme at. Sağdan sür. Tamam. Denerim. Bak abi, bu bile çok zorladı beni ama. Evet. Bak orada ben böyle bir 2-3 saniyesini tutmaya çalışacağım ileride. Yeri aldığım anda sağ bir sol tutmaya çalış. Ha ben. Tamam. Anladın mı? Yani benim dengemi boz. Topa böyle sağ sol olur. Ellerle de vurabilirsin. Yani istediğini yapabilirsin. Şimdi metimi kaldıralım. Yeah, yeah. Elle falan vurabilirim. Elle de vurabilirsin. Hani böyle bam 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 her yerden yani. Dengeni bozmaya çalış. Hop. Bismillah. Hop. Daha sert, daha sert. Vur Ali, bu kadar mı? Vur! Bir sakin yamuldu. Ha, senin Nerf'ünü bulamazsan bana 100 lira vur. Ben yapamam bunu. Bir deneyim. Neyi bulamazsan? Nerf'ü. Sen aldın gitti, senden alıyorum. Bana çok sert tutma. Rezil ol. Bir koyuyormuşsun gidiyor bu. Evet, bura. Açık mı şu an kamera? Açık. Hayır. Nice. Sık karnını. Sık karnını. Darbeye hazır ol. Yes. Sık. Bravo. Hadi 3 tekrar. Çek. Sık karnını haydi. Haydi. Çek hemen. Haydi sol. Uzat. Sık. Yeah. Ben ne yesem ya? Bir tane de bulgur pilavı ver. Bize bir bulguru koy.
Keşke öyle bir işin olsaydı. Abi sen de gel 2-3 gün önce squat yap, sen de doğru. Değil mi abi, abi? Doğru. Sebze de şu Brüksel sebzesinden de ver abi. Şu neymiş ya? Tavuğu. Şu tavuğa göz. Yok yok, şurada hazır. Tabağa şey yapayım dedim de. Dur bir, ben de yemek alayım. Evet hocam, şimdi neler yiyorsun? Makarna, hindi, Brüksel lahanası. Garip bir pilav, yasmin pilavı mı? Aa, bu Bulgur çavuşlu lan? Kuru. Burada da göğüs var. Ben de yer kalırsa göğüs alacağım da, ben şimdilik böyle kar kar kuru kuru diye gittim bakalım. Adam gerçekten yiyor mu yemiyor mu göreceksiniz şimdi sohbet eşliğinde. Ne yaptın? Kaç dakika olmuş? 2 tabak kaldı, 7 dakika olmuş. Bu işler böyle yapılıyor ya. Abi yani. İşinize gelirse beyler, inanmıyoruz falan. Dakika sürdü şimdi. 10 dakika 20 saniye. Bir bu kadar daha yapsın hadi. Ver bana böyle su, bir daha yerim. Ama zaten daha ders üstü mers vereceksin. Tabii akşamüstü ağzına gelir. Akşamüstü bir daha yiyorum böyle bir şey. Bir de sabah kahvaltı yiyorum. İşte günlük yediğim bu. Alt tarafı 5000-6000 kalorifer. Ne olacak aynen. Çerez. Arkadaşlar bitirdik ya, bomba gibi bir günü. Evet, diyar dolu. Diyar ve gain senin tabirinde, yemek dolu. Günü bitirdik. Dün devamı olacak değil mi? Ya çok sık tekrarlamak istiyorum ben bunu, çok verim aldım. Adam mesela acı çekerek hamstring'i esnettiğim için hamstringlerimi esnetiyordum. O durumu bana çözdü mesela falan, Ala hocamız. Yani birbirimize bir şeyler katacağımıza inandığım için, bir de yarışma sürecine de artık ufak ufak giriyoruz yani. O yüzden güzel olur. Hatta belki daha ilerisi de olur. Hani onun başkalarını da dahil ederiz sürece. Evet, evet. Güzel olacak yani bu yarış sürecinde bol bol. İzlemeye takip edin. Şubat'ta görüşmek üzere. İzlemeye takip edin mi? Şey, bir dakika. İzlemeye devam edin. Aynen. Takip edin, like'layın. Hepsini yapın. Ondan sonra aynen işte hepsi. Görüşürüz.